Merhaba arkadaşlar. Bu derste C++ dilinde pointerlar ve dizilerin nasıl beraber kullanılacağını anlatacağız. Özellikle veri yapıları ile ilgili algoritmalarda sıklıkla kullanılan bu pointerların ve dizi içindeki eleman adresine tutulması olayını burada anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bir dizi tanımlayalım. Bu dizimiz 5 elemandan oluşsun. Dizimizin elemanlarını da buraya tanımlayalım. Ben rastgele rakamlar vereceğim. 3, 7, 5, 1, 0 gibi elemanlarımı tanımladım. 5 tane eleman tanımladım. Ve bir tane de pointer değişken tanımlayalım. Yıldız P diyerek pointer değişkeni tanımladık. Şimdi P eşittir dizi dediğimizde artık bu P ibaresi bu 5 elemanlı diziyi içerisinde barındıracak. Peki bu dizinin elemanlarını nasıl tutuyor? Hemen örnek verelim. Mesela code P diyelim. Şuraya bir de end line atalım. Ve çalıştıralım. Dizinin ilk elemanı olan 3 değeri şu anda gördüğünüz 0, x, 70, fe, 30 isimli bellek adresinde saklanıyor. O adresteki bellek gözünde saklanıyor arkadaşlar. Peki aynı yöntemi kullanarak dizinin diğer elemanlarına ulaşabilir miyiz? Mesela 7 nerede saklanıyor? Hangi adreste saklanıyor? Onu görelim şimdi. Bunu yapmak için şunu yapmanız yeterli. P artı 1 demeniz yeterli. Bu da indis numarası 1 olan 7 değerini saklayan adresi bize getirecek. Çalıştır diyelim. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? 7 elemanının saklandığı adresi görmüş olduk. Burada dikkat ederseniz son rakamlara bir tanesi 30 ile bitiyor, bir tanesi 34 ile bitiyor. Arada 4 fark var. Demek ki C integer değişkenler için 4 byte'lık bir alan saklıyormuş. Buradan bu sonucu bellek gözü adreslerinden çıkarabilirsiniz. Tabii bu 4 byte çok büyük bir rakam saklıyor. Negatif sayıları da katarsanız 2 üzeri 32 gibi bir rakam saklıyor. Negatifte katarsanız 2 üzeri 16 max pozitif sayılarda sakladığını görebilirsiniz. Bu şekilde isterseniz tüm adreslerini görelim. Bu indis numarası 2 olan, bu 3 olan ve bu sonuncu elemanı bize ne yapacak? Adreslerini gösterecek. Bu şekilde tüm adresleri görebiliyoruz. Peki bir fazlasını daha eklersek ne olur? P artı 5 dersek acaba bize ne getirir? Yine 5. adresi getiriyor. Fakat bu 5. adreste bizim dizimizin 5. elemanı yani 5 ne oldu indisteki elemanı olmadığı için orada hafıza gözünde artık hangi değer varsa onu getirecektir. Yine bir değer alabilirsiniz ama bu değer rastgele bir değer olacaktır. Adresteki verileri almak istiyorsak yine benzer bir mantık kullanacağız. Sadece başına yıldız ifadesini yani pointer ifadesini yerleştirmemiz yeterli. Bu şekilde dediğimizde dizimizin ilk elemanı olan 3 sayısını yani şurayı getirecek. Yine buraya pointer'ın işaret ettiği yere getirebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken pointer ifadesini buradaki gibi bir parantez içine almanız gerekiyor. Bu dizimizin ikinci elemanı olan 7'yi getirecek. P artı 1 dedim parantez içine. Ve çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi ikinci elemanı getirdi. Bu şekilde sonuncu elemana kadar gidebilirim ben. Sonuncu elemanı getirelim. Yine yıldız koydum. Başına parantez açtım. Biliyorsunuz sonuncu elemanımız 4 değeri. 4 değerini çalıştırdığımızda bize ne getirecek arkadaşlar? 0 değerini
döndürecek. Bu işlem gerçekleştirdik. Tabii bir de daha sonraki şeyi de getirebilirsiniz. Mesela yıldız 5 diyelim. Ve çalıştıralım. Artık diziden çıktığımız için dizinden bir sonraki bellek gözünde yine 0 yazılıymış. 0 değerini de getirebilirsiniz ama bizim tanımlı olan bölgemiz 4 nolu indiste bittiği için bu ifade dizi dışındaki bellek gözündeki değerleri getirecektir. Dizinin herhangi bir elemanını başka bir pointer'a atayabilirsiniz. Mesela P2 deyip önüne end işareti koyarak end biliyorsunuz adres getiriyordu. Dizi nokta 3 diyerek veya 2 diyerek ne yapabilirsiniz? Dizinin ikinci elemanını bu P2 pointer'ına aktarabilirsiniz. Bu şekilde dizinin belirli elemanlarında ne yapabiliyorsunuz? Pointer'a belirli pointer'ları aktarabiliyorsunuz.